Merhabalar, ben İntegral Menkullerler Analisti Vahap Taş'tan. Bugün sizinle piyasalardaki gelişmeleri değerlendireceğiz. Geçtiğimiz hafta ABD'den gelen istihdam verilerinin oldukça güçlü olması dolarda ciddi bir değerleme yarattı ki hem euro dolarda hem altında sert geri çekilmeler gördük. Peki veriye şöyle bir baktığımızda neler var? 295 bin gibi tarım dışı istihdam değişiminde bir artış var. Bunu görüyoruz. İşsizlikte bir puan aşağı yönlü revize var. Bütün bunlar aslında şunu gösteriyor. Fed sadece istihdam piyasasına bakarsak faiz artırımına artık bir adım daha yakın ki Fed'in ileriki dönemlerde özellikle istihdam piyasasına olan güvenini ciddi manada güçlendireceğini söyleyebiliriz. Veri sonrası şöyle euro dolar ve altına baktığımızda 1.08'e doğru bir hareket gördük euro dolarda. Şu an baktığımızda 1.0860 bölgesinde biraz olsa konsolide oluyor. Altına da baktığımızda şu an 1170 bölgesindeyiz. Teknik olarak aslında euro dolardaki yükselişin devam etmesi durumunda 1.09-1.0930 direnç bölgesini takip edeceğiz. Geri çekilmelerde de 1.0775'i göreceğiz. Bugün euro dolar açısından aslında önemliydi. Çok fazla bir fiyatlama görmedik. Sadece bir iyimserlik yarattı ve aynı zamanda cuma günkü veri sonrası bir tepki hareketiyle beraber 1.0860'lara doğru bir hareket gördük. Peki neydi? Bugün Avrupa Merkez Bankası tahvil alım programını başlattı. Almanya ve İtalya tahvillerinin alındığı haberi geldi ki özellikle Almanya 10 yıllıklarında bunun fiyatlandığını da görüyoruz. İçeriye baktığımızda dolar TL'de bugün biraz daha sakin bir seyir var. TL bugün biraz daha güçlü. Çünkü Merkez Bankası ufak bir ayarlama ile birlikte döviz depo faiz oranında bir azaltıma gitti. Bu da en azından piyasada şu anda doların biraz daha fazla gezmesine neden oluyor. Ve bu da dolar TL'de bir geri çekilme yarattı ki özellikle sepetin 2.70'in üzerine çıkması Merkez Bankası'nın bu küçük ayara itti diyebiliriz. Endekse de baktığımızda şöyle 81 bine doğru ataklar olduğunu görüyoruz. Fakat 81 bin üzerinde tutunma şu an için göremedik. Özellikle bu hafta 81 bin üzerindeki tutunma yeni bir ivmeyi getirebilir. Fakat ivmenin kalıcı olabilmesi için şu anda önemli direnç olan 82.500'ün üzerinde kalmamız gerekiyor. Buradan biraz daha petrole gittiğimizde neler görüyoruz? Şöyle bir bakalım. OPEC'ten bir açıklama var. Suudi Arabistan'dan gelen açıklamaya göre en azından petrol fiyatları 2015'te ve ikinci yarısında biraz daha toparlanmaya girecek şeklinde. İkinci açıklamada Goldman Sachs'tan geldi. Daha önce 40 dolar gibi bir rakam açıklamışlardı öngörülerini. Fakat o öngörülerinin biraz daha sanki zayıf kaldığını aslında itiraf ediyorlar gibi. Petrole baktığımızda şu anda 50 dolar bölgesinde bir fiyatlanma var. Fakat 54 ve 52 bölgesi şu anda takip ettiğimiz direnç bölgelerinden aşağıda şu anda 49.30 ve 48.50 destekleri bulunmakta. Gelişmeleri İntegral Forex TV'den takip edebilirsiniz. İntegral Menkul Değerler. Forex'te güvenin simgesi.